görev biz göreve geldik, gelir gelmedi. Kampanya başlığı, kampanya. Bu sene hangi kampanya başladıktan sonra, bunlar başladıktan sonra gözlemlediğimiz adım sırasında zeytinlerimizin özellikle Ekim ayında yaşanan o hava koşulları nedeniyle hem tanede buluşma hem tanenin küçük kalmasından dolayı büyük bir ekonomik kayıp yaşandığını gözlemledik. Bu nedenle yönetim kurulu olarak başta ilçe tarım müdürlüğümüz olmak üzere bu konuda detaylı bir çalışma yapılmasını istedik. İlçe Tarım Müdürlüğümüz arazide yaptığımız çalışma sonunda bizim de alımlar sırasında gözlemlediğimiz ve kuşku duyduğumuz kayıpları tespit etmek amacıyla bize bir rapor hazırladı. O rapor da bizim bu kuşkularımızı doğruladı. Bu arada İlçe Tarım Müdürlüğü'ne başta müdürü olmak üzere çalışanları ziraat mühendisi ve ziraat teknisi Nadir Erdoğan'la Mesut Özcan'la gerçekten yaptıkları titiz çalışma sonucu bizim de gözlemlediğimiz zeytindeki ekonomik kaybı 12 milyon kilo rekolte varken %50'lere yakın bir kayıp gözlendi. Dolayısıyla hem tanede ki afetik hem de rekolte kaybı üreticilerimizi zora soktuğunu hissettik. Daha kampanya bitmemesine rağmen öncelikle yaptığım tespit sonucu rekoltemizin %50'sini yağlık olarak kaybedeceğimizi tahmin ettik. Dolayısıyla bu da üreticiye ve kooperatife yansıyor. Bununla ilgili de detaylı bir çalışma yaparak geçen hafta bu çalışmamızı, bu mağduriyetimizi hükümet nezdinde duyurmamız gerekti. Bir günlerimiz olsun üreticilerimizin bu acısının hafifletilmesi için geçen hafta Balıkesir Milletvekilimiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Edip Uğur'dan randevu aldık. Geçen Cuma günü de genel merkezde bu durumumuzu aktardık. Genel Müdür Balıkesir Milletvekili Edip Bey'in bu konuda gerçekten sofralık zeytinin yaşadığı sıkıntıya vakıf olduğunu görmemiz bizim bu taleplerimizi daha da ciddi şekilde sağlayacağını gördük. O bizi memnun etti. Dolayısıyla hemen kendisi de bu konuda Tarım Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit ile bizzat genel merkeze davet ederek yönetim kurulu ile arkadaşlarımızla dertlerimizi dinledi, raporumuzu aldı. Burada bizim talebimiz öncelikle üreticilerimizin hem üretim amacıyla markadan kullandıkları ve yine üretim amacı tarım krediden kullandıkları zirai ilaç ve şeylerle ilgili kredi borçlarının ertelenmesi, özellikle sofralık zeytinin bugüne kadar hiç destek görmemiş olmasına rağmen yine Edip Bey'in ifadesiyle ilk defa da olsa bir destek sağlamayla ilgili girişimde bulunması bizi ziyadesiyle memnun etti. Çünkü bugüne kadar hep yağlık zeytinde yağlığa destek prim veriyordu. Sofralık zeytinde bugüne kadar hiç verilmedi. Bununla da ilgili borçların ertelenmesinin dışında bununla da ilgili bir çalışma yapacağını söyledi. İnşallah onunla ilgili sonuç alırsak bu %50'ye yakın olan zeytin üreticimizin mağduriyetinin bir bölümü karşılayacağını, üretimimizin de acısını biraz hafifleyeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim bu problemimize, derdimize sahip çıkan milletvekiline de teşekkür ediyorum burada. Bizzat demin de söylediğim gibi tarım konusunda